Enbursa.com'dan herkese merhaba. Şu an Cumhuriyet Caddesi'nin tam ortasındayız ve ara sokaktan şehre göğsüne doğru iniyoruz. Buradaki yoğunluğu sizlere aktarmak istedik. Biliyorsunuz ki yarından itibaren 4 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Aslında ilk 2 gün saat 2'ye kadar marketler açık kalacak ve fırınlar 4 gün boyunca açık kalacak. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşanmayacak. Ama şu an Cumhuriyet Caddesi'nden şehir üstüne doğru yürüyoruz. Kalabalığı sizler de görebiliyorsunuzdur. Burada kasapların önünde inanılmaz derecede çok fazla kuyruk oluşmuş durumda. Az önce tuz pazarının oradan geldik aslında buraya. Orası da inanılmaz derecede kalabalıktı. Tabiri caizse iğne atsan yere düşmeyecek kıvamdaydı. Şimdi az ilerisinde bir kasap var. Hep birlikte göreceğiz aslında o kuyruğu. O kuyruk ne zaman biter, nasıl biter hiçbir fikrimiz yok aslında. Şu anda Cumhuriyet Caddesi'nden Şehreküstü'ne doğru yürüyoruz. Bütün Bursalılar adeta dışarı akmış durumda burada. Herkese bir alışveriş telaşı var. Aslında bu alışveriş telaşının içinde sadece sokağa çıkma yasağı da yok. Ramazan'ın gelmesi de buna bir etken oluyor diye düşünmekteyiz. Sizler de görebiliyorsunuzdur kalabalığı, yoğunluğu. Evet, şimdi kasabın önüne biraz daha yaklaştım. Bu kuyruk aslında bu caddeye doğru uzuyordu. Biz hemen hemen her gün buralara geliyoruz ve bir şekilde enbursa.com'dan size son durumları aktarıyoruz. Canlı yayınlar olarak, video olarak, haber olarak. Ve bu kuyruk, gördüğünüz kuyruk aslında bu caddeye uzanıyordu ama bugün polis ekipleri tarafından yan aralığa alınmış durumda ve kuyruk ucu gözükmüyor sizin de gördüğünüz gibi. İnanılmaz derecede kalabalık durumda aslında. Biraz daha aşağıda bir tane daha kasap var. Onun da hafta başından beri, hatta sokağa çıkma yasağı çıktığından beri inanılmaz derecede onun önünde de kuyruklar oluşuyor. Biraz daha o tarafa doğru ilerlemek istiyorum. Orayı da size gösterip yayınımıza öyle son vermek istiyorum. Evet, gördüğünüz gibi bu kuyruğun başı ve birlikte bu kuyruğun sonuna kadar yürüyeceğiz aslında. Sizin de gördüğünüz gibi ciddi bir şekilde uzayıp giden bir kuyruk var burada. Ve bu yanlış görmüyorsunuz, bir kasap kuyruğu aslında. Ve bu kasapta sokağa çıkma yasağı başladığı günden itibaren, hatta ilk sokağa çıkma yasağı başladı ve pazartesi günden itibaren bu kasabın kuyruğu hep böyleydi. İnanılmaz derecede uzun kuyruklar oluşuyor burada. Ve dediğimiz gibi vatandaşa bir alışveriş telaşı aldı. Bunun birinci sebebi sokağa çıkma yasağı, ikinci sebebi ise Ramazan'ın gelmesiyle birlikte. Yayınımıza burada son veriyoruz. Hoşça kalın.